tunes tonight. Birkaç ay önce Sani Şener'le Ayşegül Yürekli bir hayal kurmuş. Marka konferansında YGA ve Anadolu'ya bilim seferberliği projesi paylaşılsın. Bunu da Sinan yapsın demişler. Özellikle de Anadolu'ya bilim seferberliği projesinin hayal ortağı olmaktan, bugün sizlerle onu paylaşıyor olmaktan da büyük onur duyuyorum. YGA'nın hikayesiyle de birleştiği için üç kişiden yardım almak isterim. Freud, Adler ve Viktor Frankl. 20'li yaşlarıma baktığımda Freud'un bu search for pleasure dediği haz arayışındaki Sinan'ı görüyorum. 30'lu yaşlarda Adler'in söylediği üstünlük arayışındaki Sinan'ı görüyorum. 40'lı yaşlara geldiğinizde hepimizin başına geliyor. Bir yakınının vefatı, bir hastalık insanı düşünmeye, sevk etmeye başlıyor. Ve öyle olunca da Viktor Frankl'ın söylediği anlam arayışına doğru bir yolculuk başlıyor. Şu söz çok kıymetli, çok değerli bir söz. Neyin arayışındaki insanların arayışındasınız? Warren Buffett'ın başarı reçetesini anlatırken "I surround myself with great people" diyor ya. Oradaki o great sizin için ne? Onu iyi tanımlıyor olmak lazım. Picasso'nun bir sözü var. Bana bu kavramı çok daha iyi anlatıyor. Hayatın amacı o hediyeni bulabilmek. Anlamıysa o hediyeyi verebilmek. Şimdi burada marka yöneticilerine, pazarlamada çalışan arkadaşlara çok önemli bir sorumluluk düşüyor diye düşünüyorum. O da o hediyeyi bulabilmek, doğru hedef kitleye, en doğru mecrada, en ekonomik şekilde o mesajı nereye, nasıl veririmle ilgili çok ciddi bir tecrübeniz var. O tecrübeyi, o anlam arayışında bulduğunuz hediyeyi bulmak ve ardından da onu doğru insanlara, doğru zamanda, doğru şekilde aktarmak sorumluluğunuz var. Ve eğer mevcut dünyayla, mevcut Türkiye ile ilgili sorunlarınız varsa, eğer mevcut dünyayla sorunluysanız, bu hediyeyi bulduğunuzda, o anlam arayışındaki o hediyeyi bulduğunuzda, bunu o hepsinden iyicesi bir gönüle girmektir de kullanmak çok kıymetli. Dünya eğer çocuklarımızın içinde yaşamasını hayal ettiğimiz bir dünya olacaksa, burada marka yöneticilerine çok önemli bir görev düşüyor. Eğer iyiler, kötülerden daha iyi marketingci olursa, bu dünya daha iyi bir dünya olacak. O yüzden o hediyeyi bulmak ve ardından da o hediyeyi, bugün Anadolu'ya bilim seferberliği bizim bulduğumuz önemli bir hediye, niye öyle olduğunu paylaşacağım. Onu da doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru şekilde paylaşabiliyor olmak çok kıymetli. Şimdi sorabilirsiniz, peki senin hediyen neydi, sen neyi buldun? Bazen şöyle şeyler de olabiliyor. Anlam arayışında olan biri sizin o hediyeyi bulmanıza yardım etmiyor da, haz ya da üstünlük arayışında birinin söylediği bir şey, bir makale sizi çok etkileyebiliyor. Ben de Harvard Business Review'daki bu başlıktan çok etkilenmiştim. Competent Jerks, Lovable Fools. Donanımlı, becerikli benciller. Öteki tarafta da sevgi dolu, vicdanlı ama projelendiremeyen, hayata geçiremeyen beceriksizler. Tek kanatlı insanlar sanayi 1, sanayi 2, sanayi 3, sanayi 4 devrimlerini yaptığında dünyanın ne hale döndüğünü biliyoruz. Şu an mevcut dünyayla sorunları olanlar aslında tek kanatlı insanların geliştirdiği teknolojilerin, yaptığı devrimlerin sonucunda sorunluyuz. O yüzden de hayalimiz aslında competent jerks, lovable fools sözündeki o tek kanatlılar yerine sanayi 5 devrimini, vicdan 5.0 devrimini de içinde yapmış çift kanatlı birilerin yapması ve Atatürk'ün emanet ettiği gençlerin bunu yapıyor olması ve bu gençlerin, bunu şöyle tanımlıyoruz, egosu küçük, kalbi büyük,
Zihni berrak, kanatları hızlı olması. Egosu küçük, kalbi büyük insanlar vicdanlı hayaller kuruyorlar. Berrak, zihinli insanlar o hayalleri projelendirebiliyorlar. Kanatları hızlı insanlar o projeleri hızlı hayata geçirebiliyorlar. Şu ana kadar çok hızlı YGA'nın hikayesini anlatmaya çalıştım. Eksik gedik muhakkak olmuştur, affola. Aslında Anadolu'ya bilim seferberliğinde hayalinin ortağı olduğum Cihan'ı sizinle tanıştırmak isterim. Cihan Adanalı, Adana'da ortaokul, liseyi okuyor. ODTÜ makinayı kazanıyor, ODTÜ makinede master yapıyor. MIT Under 35'da yılın öncü yenilikçisi ödülüne layık görülüyor. Cihan bu ödülü yüzey güneş panelleri, fosil yakıtlar yerine yüzey güneş panelleri yaparak İstanbul'da ilk uygulamasını yapıyor. Cihan'ın hayali şu. Cihan diyor ki Adana'da okurken biri gelseydi, bazı elementlerin güneş paneliyle ilişkisinde bağları zayıflar ve elektronlar hareket etmeye başlar ve elektrik böyle üretilir'i anlasaydım sormaya başlardım. Hangi elementlerin bağları daha zayıf? Soru sormaya başlardım. Soru sormaya başlasaydım eğer, bugüne kadar YGA'lar pek çok teknoloji temelli sosyal inovasyon yaptı ama bugüne kadar hep başkalarının teknolojilerini kullandık. Bu soruları ben soruyor olsaydım bugün kendi teknolojimizi geliştiriyor olurduk. Bu hayali kuran Cihan, Ali, Hasan, YGA gönülleri bunu Anadolu'ya bilim seferberliğine dönüştürelim ve Anadolu'da bütün dezavantajlı okullarda bu bilimi sevdirmek için bilim setleri yapalım dediler. Ve şu ana kadar galiba dezavantajlı okullarda 100 binin üzerinde çocuğa ulaştı bunlar. Milli Eğitim Bakanlığı'yla bir protokol yaptık. 2021 yılında bunu 2 milyon öğrenciyi hedefliyoruz. Bugün de zannediyorum sizin desteğinizle daha fazla dezavantajlı okula ulaşma şansı olacak. Yunus Emre'nin şu sözü aslında çok kıymetli. İlim, ilim etmektir. İlim, kendin bilmektir. Kendin bilmenin iki anlamı var. Güçlü yanlarını, zayıf yanlarını biliyor olmak ama aynı zamanda kendi know-how'ının olması. Kendi know-how'ını üretebilen, kendi teknolojisini üretebilen ama bunu vicdanlı teknolojiler geliştiren gençlerin yapıyor olması 13 yaşında bir oğlu olan bir baba olarak beni çok heyecanlandırıyor. Bugün eğer bu sizi heyecanlandırıyorsa, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim, dünya kimseye kalmaz sözünde. Vicdanlı hayaller kuran, az önce gördüm, böyle onları söylerken kafasını sallayan, yürekten destek veren insanlar var. Bugün gelin tanış olalım, gelin bilimi Anadolu'nun dezavantajlı okullarına götürelim. Gelin birlikte bilimle büyüsünler. Ülkemizi büyütsünler. 00 tam vaktinde.